Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Güneşin yengeç burcuna geçmesiyle birlikte bir ay boyunca aşk ve romantik ilişkiler, çocuklarınız varsa onlarla ilgili gündemler, hayattan keyif almak istedikleriniz, hobileriniz, eğlenceyle ilgili konular ön planda olacak bu bir ay içinde. Eğer bir ilişkiniz yoksa duygusal olarak çok yoğun hissettiğiniz flörtler, temaslar yaşama ihtimaliniz de bu hafta çok yüksek. Ancak bu haftaya biraz dikkat etmelisiniz. Çünkü bir Neptün karesi var bütün bunlara. Bu hafta çocuklarınızla olan daha fazla zaman geçirme, onları daha korumacı bir şekilde ele almak isteyebilirsiniz. Eğer şayet riskli yatırımlarınız varsa, spekülatif yatırımlarınız varsa bu konularda dalgalanmalar ve değişiklikler yaşanabilir. Onun için burada lütfen temkinli ve doğru adımlar atın. Çocuğunuzdan sizden bir şey saklaması veya yalan söylemesi gibi can sıkıcı bir durumla karşılaşabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa sevgili balıklar, yeni flörtler ve tanıştığınız kişilerle yoğun duygusal deneyimler yaşayabileceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. Ancak bu deneyimler birazcık yanıltıcı olabilir. Biraz hayal kırıklıkları yaşamanızı muhtemel kılabilir. Ayrılık yaşayanlar için de bu durumu kabullenmek birazcık zor olabilir. Barışmak için böyle çaba sarf eden taraflar bu dönemde görülebilir. Bu ay boyunca finansal konularda bazı zorluklar yaşanabilir. Evet, riskli yatırımlardan onun için kaçınmak çok önemli. Özellikle bu borsa, kripto, para gibi alanlarda son derece dikkatli olmak çok önemli. Gelir ve giderlerinizdeki dalgalanmalar yaşanabilir ve hatta borçlarınızı belki de ertelemek ya da kredi ve banka işleriyle ilgili engellerle de karşılaşmak mümkün. Hafta sonuna doğru böyle ebeveyn olarak bazı zorluklarla evet karşılaşabileceğinizi söyledim. Çocuğunuzla ilgili durumları böyle yönetmekte birazcık zorlanabilirsiniz. Biraz karmaşalar yaşayabilirsiniz ama bunları da çok rahat telafi edebileceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Hafta sonuna doğru özellikle cumartesi, pazar günleri çocuklarınız ya da aşk veya romantik ilişkiler için çok daha fazla para harcama eğiliminde olabileceğiniz bir süreç olacak. Eğlenmek için, para harcamak için burada daha fazla tartışmalara girebilirsiniz kişilerle. Daha böyle para harcamak isteyebilirsiniz ve bu yüzden belki eşinizle de tartışmaya yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru böyle kardeş, kuzen, komşular, yakın çevreyle İletişimleriniz müthiş artacak. Sosyal medyada hatta içerik üretmek, pazarlama çalışmaları yapmak ve bu konularda yeni kararlar almak için de çok uygun bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Bu hafta balık ve yükselen balıklar için birazcık duygusal yoğunluk çok fazla. Yeni flörtler var. Çocuklarla ilgili gelişmeler var. Finansal konular birazcık ön planda olacağı bir dönem. Birazcık böyle yoğun bir dönem. Duygusal kararlar almak ve fikirlerinizi ifade etmek, doğru ifade etmek çok önemli olacak sizin için. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle sevgili balıklar.